Sayın Başkonsolos, 1967 sınırları ile ilgili bir soru iletilmiş size. Ali Can Erten isimli kullanıcının sorusu. İsrail'in 1967 sınırlarına dönme niyetinin olup olmadığını ve İsrail'in neden Filistin topraklarına yeni konutlar inşa ettiği sorusunu size yöneltiyor. Evet, demin de belirttiğim gibi 67 sınırları aslında 67 yılında saptanmış sınırlar değildir. 67 sınırları dediğimiz hat, buna bir hat demek lazım. Eskiden buna yeşil hat derdik. 1949'da İsrail ile Ürdün arasında harita üzerinde çizilmiş olan, yeşil renkle çizilmiş olan bırakışım hattıdır. Ve bu hatlar o kadar zayıftı ki bunun yüzünden o zaman İsrail ile savaş durumunda olan ülkeler, hadi bir daha deneyelim, geçmişte başaramadığımızı belki şimdi yaparız, belki İsrail'in varlığına son veririz diye daha yani bir savaş iştihalarını kabartan sınırlardı. Bunlar tabii geçmişte kaldı. Şimdi bizim Ürdün'le barışımız var. Mısır'la barış antlaşmamız var ve bunlar Orta Doğu'da barışın gerçekleşebileceğini gösteren şeyler. Ancak bununla birlikte bu hat savunulabilir bir hat değil. Barışın güvencesi her devletin savunulabilir sınırlar içinde yaşamadır her şeyden önce. Onun için biz Filistinlerle olacak hattın ancak masa başında müzakere yoluyla saptanabileceğini düşünüyoruz. Yerleşim merkezleri ve İsrail'in orada kurduğu köy ve kasabaların geleceği de gene de müzakere masasında irdelenecek, görüşülecektir. Ve Sayın Netanyahu'nun da belirttiği gibi İsrail barış uğruna birçok fedakarlığı göze alacaktır. Onun için de biliyorsunuz bu konu gündeme geldiği zaman içeride de buna kesinlikle karşı koyan güçler var. Siyasi görüşler var. Tabii ki her şeyden önce önemli olan Filistinlilerin tekrar masa başına dönebilmesi, tekrar Filistinlilerin kendi isteklerini barışçı bir şekilde sergileyebilmesi ve bizim de arzu ettiğimiz gibi İsrail ile barış içinde yaşayan, barış kültürüne önem veren, kışkırtma kültürünü geride bırakan, gelecek nesli barış kültüründe yetiştiren ve barış içinde yaşamaya azimli Filistin önderlerinin bizim liderlerimizle birlikte tüm bu soruları irdeleyebilecekleri zemini oluşturmaları için gereken açıklamaları yapmalarını bekliyoruz. Her şeyden önce dediğim gibi Filistinlilerin açık bir şekilde İsrail'i Yahudi ulusunun devleti olarak tanıyoruz demeleri çok önemli. Bakın bunu diyebilecekleri an psikolojik düzeyde de birçok şey değişecek. Ben 1990'lı yıllarda Paris'teydim. Elçilikte 3 numaraydım. Orada Oslo Antlaşmaları imzaladığında büyük ümit besliyorduk. Ve artık bu sorunun biteceğini sanıyorduk. Eğer biri gelip de o anda bak sen bugün seviniyorsun ama yakında sen İsrail'e döneceğinde bir otobüse binemeyeceksin. Çünkü Filistin bölgelerinden yani sizin bugün Filistinler yani sizin bugün askerinizi çektiğiniz bölgelerden gelecek teröristler otobüslerin içinde patlayacak ve 20-30 kişinin bir anda ölümüne sebep olacak deselerdi ben buna inanmazdım. Ben şimdi diplomat olarak değil bir İsrailli sade vatandaş olarak konuşuyorum. Biz maalesef bugünleri de gördük. 2002-2003 yıllarında İsrail'de bir otobüse binmek kelle koltukta olmak demekti. Çünkü o anda Filistin bölgesinden unutmayalım o zaman güvenlik duvarı da yoktu. Filistin bölgesinden gelecek bir teröristin üzerinde çantasında taşıdığı patlayıcı maddeyi pimini çekerek bir restoranın kapısında ve nerede? Yani uluslararası camia tarafından kuşkusuz İsrail olarak telakki edilen bölgelerde. Yani Tel Aviv'de, Hayfa'da, Netanya'da, Kudüs'te birçok yerde bir restoranın önünde efendim bir otobüsün içinde patladığını neticesi olarak
20-30 kişi bir anda hayatını kaybediyordu. Bu durumda takdir edersiniz ki biz de çok daha dikkatli olmak zorundayız.